Evet, merhabalar. Bu güzel pazar gününden herkese mutlu, sağlıklı pazarlar sevgili izleyicilerimiz. Dopdolu bir programla tekrar karşınızdayız. Bugün obezite cerrahisi ve metabolik cerrahiyi konuşacağız. Bel ağrılarını ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. Yine doğal yollardan saç dökülmesi ve tedavisini konuşacağız. Hemen konuklarıma geçmek istiyorum. Ama öncesinde bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımı hatırlatayım. 0212 912 30 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ve hocalarımıza sorularınızı iletebilirsiniz diyorum. İlk konumuz obezite ve cerrahisi ve metabolik cerrahi. Konuğum genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cem Arslan. Hoş geldiniz hocam, Sağ olun nasılsınız? canım. İyiyim. Teşekkür Hocam dünyada obezite oranında her geçen gün bir artış var. Dünya Sağlık Bakanlıklığı, pardon Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre de her 100 kişiden 32'sinde obez hastalığı var. Obez hastalığı günlük hayatı etkilemesinden çok, sosyal huzuru etkilemesinden çok birçok da hastalığa davetiye çıkarıyor. Öncelikle obezite nedir? Kimler obezdir? Oradan bir başlayalım mı? Obezitenin tanımına bakacak olursak, obezite kişinin yaş, cins, boyuna göre beklenen vücut ağırlığının üzerinde olmasıdır. Tabii ki biz obeziteyi değerlendirirken vücut kitle endeksi dediğimiz bir hesaplama yöntemimiz var. Buna göre obeziteyi sınıflandırıyoruz. Şişmanlık vücut kitle endeksi 30 üzerinde, 30'un üzerinde olanlar için tanımlanmış bir değerdir. Buna göre 30'un üstünden sonra da işte hafif, orta, ağır diye sınıflandırılır. Sınıflandırılıyor. Yani bizim için vücut kitle endeksi önemli Önemlidir. değerlendirirken. Peki kişi kendisi hani ufak bir hesaplamayla bu vücut kitle endeksini hesaplayabilir mi? Tabii internetten kolayca ulaşılabilirler. Vücut kitle endeksi diye yazarlarsa bir sürü program çıkmakta. Oraya boy ve kilosu değerlerini girdikten sonra bunu basitçe hesaplayabilirler. Yani 30 ve üzerinden sonrası tehlikeli. Evet, Obez sınıfına evet, giriyor. şişmanlık diye geçmiş. Peki hocam, obezitenin hani nedenleri nelerdir? Gerçi dünyada şu an hani oldukça sağlıklı beslenme ve spor yapma hani alışkanlıklarımız var. Ama yine de hani obeziteye engel koyamıyoruz sanırım. Nedenleri neler olabilir? Tabii ki yaşam şekli. Yaşam şekli her geçen gün değişmekte, insanlar hareketsizleşmekte. Ve buna bağlı olarak da tabii ki kilo almaktalar. Bunun yanında gıdalar da buna etken. Tükettiğimiz gıdalar daha çok karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tükettiğimiz için ve hareketsiz kaldığımız için obezite her geçen, Kaçınılmaz evet oluyor. aynı şekilde yaygınlaşmakta. Peki obezitenin tedavisinin seçenekleri nelerdir? Hani obez kişi neler yapabilir? Obezitenin derecesine göre tedavi şekilleri de değişmekte. Eğer vücut kitle endeksiniz 35 ve altında ise öncelikle cerrahi dışı yöntemleri tercih etmeniz gerekiyor. Bunlar nelerdir? Tabii ki herkesin bildiği işte diyetisyen kontrolü, işte çeşitli tıbbi tedaviler, bunların başında balon geliyor, balon tedavisi denilebilir. Yaşam şekli değişikliği, bunlar denilebilir. Şimdiye kadar denenmiş bir sürü ilaç tedavisi var ama çeşitli yan etkileri olduğu için pek Evet, çok önerilmemekte. önerilmiyor Çok sanırım. önerilmiyor. Genelde vücut kitle endeksi 35 altındakileri önerdiğimiz tedavi cerrahi dışı yöntemler. Vücut kitle endeksi 35'in üstüne geçtiği zaman işler biraz değişiyor tabii ki. Vücut kitle endeksi 35 ve 40 arasında olan ve obeziteye bağlı yandaş hastalıkları olan kişiler. Bunlar kimler? Tansiyonu olan kişiler, eklem rahatsızlıkları olan kişiler, şeker hastalığı olan kişiler, karaciğer Bu artık yağlanması. fiziksel Evet. görüntüden çıkıyor, artık sağlık sorunlarına başlıyor. Evet, sağlık sorunları girdiği zaman oraya, özellikle vücut kitle endeksi 35-40 arasında olup bu sağlık sorunu olan kişilere cerrahi tedavi önerebiliyoruz. Veya hiçbir sağlık sorunu olmadan vücut kitle endeksi 40 üzerinde olan hastalara da cerrahi tedavi önerebiliyoruz. Genel olarak uluslararası kriterler bunlar. Ama bu kriterler tabii ki belli ülkelere göre değişmekte, insan yapısına, ırkına göre değişmekte. Özellikle Asya toplumlarında yağ oranı vücuda göre çok fazla olduğu için
Orada vücut kitle endeksi 32-33'ün üstünde olan kişilere de, yandaş hastalıklı olan kişilere de cerrahi tedavi yapılmakta. Ama bizim daha çok batıya geldiğinizde genel görüş daha önce belirttiğim kriterlere bakılarak yapılıyor cerrahi tedavi. Peki hocam, obezite cerrahisini biraz açalım. Burada hastanın hani ya da işte nasıl bir aşamaları nelerdir, öyle diyeyim. Yani şöyle, obezite cerrahisine karar vermiş bir hasta bize geldiği zaman ilk önce bir ön değerlendirmeye girmek zorunda. Hastayı iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Yandaş hastalıkları var mı? Vücut kitle endeksi ne kadar? Bunların hepsini hesaplıyoruz. Daha önce geçirmiş bir ameliyatı var mı? Çünkü bu ameliyatın yapılma şeklini değiştirebiliyor. Bunları iyice değerlendirmek gerekiyor. Bir takım testlerin yapılması lazım. Çünkü bu testlere göre yapacağınız ameliyat şekli değişmekte. Her obez hastasına aynı tip ameliyatı yapamazsınız. En önemli kriterlerden biri hastanın şeker hastalığı var mı yok mu? Bu çok önemli. Kontrolsüz bir şeker hastalığı var mı? Hasta insülin tedavisi kullandığı halde şekerleri yüksek seyrediyor mu, seyretmiyor mu? Çünkü bu sefer işe metabolik cerrahi kısmı giriyor. Obezite cerrahisinden çıkıyor iş, metabolik cerrahiye giriyor. İki en önemli değerlendirme, endoskopik değerlendirme mutlaka yapmak gerekiyor bence. Çünkü eğer endoskopide hastanın şiddetli bir mide fıtığı varsa, yani ağır derece mide fıtığı varsa veya ağır bir yemek borusu iltihabı varsa yapılacak ameliyat şekilleri değişmekte. O yüzden ön değerlendirme bizim için gayet çok önemli. Evet. Evet. Peki bu ameliyat obezite cerrahisinde özel riskler veya işte beklenen, tabii ki her ameliyatta olduğu gibi, komplikasyonları neler olabilir? Belli başlı komplikasyonları var. Bunlardan en geneli kanama komplikasyonu. Ameliyat sonrası kanamalar gerçekleşebiliyor ama bunu engelleyebiliyorsunuz ameliyat esnasında. Mesela tüp mide yaparken kestiğiniz mide hattına dikiş atarsanız eğer, bu komplikasyon riskini özellikle azaltmış oluyorsunuz. İkinci önemli risk kaçak riskidir. Hasta genelde ondan çok korkarlar hastalar geldikleri zaman. Bu kaçağı da riskini azaltmak için yapılan ameliyat tekniği önemli. Belli başlı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor ameliyat esnasında. İki, yine dikiş atma tekniği kaçağı azaltan faktörlerden biri. Üçüncü önemli risk de emboli riskidir. Pulmoner emboli riskidir. Bu hastalar hem obez hem hareketsiz oldukları için ayakta pıhtı oluşumu ve sonrasında akciğere pıhtı atımı gerçekleşebiliyor. O yüzden mutlaka biz de hastalarımıza öneriyoruz ve bunu takip ediyoruz. Ameliyattan sonraki bir aylık dönemde mutlaka kan sulandırıcı iğne kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü yapılan çalışmalarda özellikle hastalar taburcu olduktan bir hafta sonra bu pulmoner emboli riski artmakta. O yüzden birinci aya kadar devam etmekte. Bu yüzden biz ameliyat sonrası bir ay mutlaka kan sulandırıcı iğne veriyoruz hastalara. Veriyorsunuz ve tabii ki gözlem altında oluyor aslında. Yine ameliyata girmeden önce ve ameliyat esnasında da bu tip önlemler alınıyor. Özellikle ameliyata girmeden önce varis çorabı giydiriyoruz ve ameliyat esnasında da hasta hareketsiz kaldığı için ayaklarını ve bacaklarını otomatik çalıştıran bir takım aletler var ameliyat esnasında. Ve çıktıktan sonra da bu aletleri kullanıyoruz. Peki hocam, bu ameliyat zor bir ameliyat mı? Yani ya da hasta için ben sorayım. Hasta için zor mudur? Hastalarda şöyle oluyor genelde bize gelir. Çok heyecanlı oluyorlar. Ve bir takım çevreden bir takım şeyler duydukları için tabii endişeli oluyorlar. Bu ameliyata girene kadar bu endişe devam ediyor. Ama ameliyattan çıktıktan sonra bu endişelerini, her şeylerini unutuyorlar. Yepyeni bir yaşama başlıyorlar ve kilo verdikçe de daha iyi motive oluyorlar. Ameliyatı çıktıktan sonra ilk saatlerde keşke olmasaydım diyorlar. Ondan sonra ama geçtikten sonra günler iyi ki olmuşum diyorlar. Tabii ki onun mutluluğunu yaşıyorlar. Yani eğer hasta belirli kriterleri taşıyorsa ve belirli yandaş hastalıkları varsa gerçekten olmalarını öneririm. Tavsiye ediyoruz. Peki hocam, ameliyat sonrasında, yani obez ameliyatı geçiren bir hastanın daha sonrasında kilo alma gibi bir şey var mıdır? Bir tehlikesi veya dikkat etmesi gereken noktalar neler olabilir? Ameliyat sonrası takip daha çok önemli bu hastalarda. Bunu engellemek için diyet listesi önemli, ameliyat sonrası diyet listesi. Bizim diyet listemizde
Özellikle sıvı dönemi uzun tutuyoruz yaklaşık bir ay kadar. İkinci aydan sonra püreli gıdalara geçiyoruz. Üçüncü aydan sonra katı gıdalara geçiyoruz. Buradaki amacımız şu ve deneyimimiz şu. Özellikle tüp midede bir mide hacmi oluşturuyorsunuz. Hı hı. Bu mide hacmini ilk dönemde korumak için özellikle sıvı ve püreli gidiyoruz ki genişlemeyi engellemek için. Erken dönemde katı gıdalara geçmiyoruz. Çünkü mide çok iyi kanlanan bir organ ve genişlemeye müsait bir organ. Bunu engellemek için böyle bir liste veriyoruz. İki, özellikle tüp mide ameliyatlarından sonra hastaya tavsiye ettiğimiz şu, tıkanma haddisine gelmeden yemeği bırakmanızı öneriyoruz. Hı hı. Atıyorum mesela hasta 3 köfte yedikten sonra tıkanıyorsa, diyoruz ki 3 köfte yemeyin, 2 köfte yiyin diyoruz. Yani. Yani o tıkanma haddisine gelmeden, o doygunluk haddisine gelmeden masadan kalkın diyoruz. Hı hı. Çünkü zorlarsanız eğer mideyi, mide iyi kanlanan bir organ, genişleyebiliyor. Zaten ameliyat sonrası hafif bir genişleme oluyor midede. Ama hı hı. hasta da bunu... Bir de hocam mide böyle hani gevşeyen bir, yani genişleyen bir organımız. Hani ameliyattan sonrasında tabii ki bu mümkün müdür bilmiyorum hani. Böyle bir gevşeme, şey yapması, hani büyümesi olabilir mi? Ya mutlaka biraz büyüyor mide belli bir kapasitede ama 250 cc ve üzerinde büyürse eğer o patolojik bir büyümedir. Hastanın kilo almasını durduruyor çünkü. Hmm. Ya hasta yemeye başlıyor çünkü. Rahat yemek yemeye başlıyor. Onun için o tıkanma maddesine gelmeden yemeği bırakması lazım. Bir de kusma şeyi çok önemli. Her kustuğunda hasta eğer fazla yiyip kusarsa... Kusma mide içi basıncını arttıran bir olay. Evet. Ve mideyi zorlayan bir olay. Hı hı. Genişlemesindeki etmenlerden biri de bu. Yani hastanın ameliyat sonrası doktorlarının verdiği tavsiyelere çok iyi uymaları gerekiyor. Evet. Takiplerine çok iyi gelmeleri gerekiyor. Sonrasında bir sorun çıkmaz. Yani takip daha önemli. Bu takip anlattın. Daha önemli. Evet. Peki hocam bu diyabet konusunda... Şimdi tabii ki klasik tedavi yöntemleri var diyabet. Hani her diyabetli metabolik cerrahi olacak diye bir tabii şeyi yok. Bu metabolik cerrahi hangi diyabet hastalarına tedavi olabilir? Öyle sorayım. Özellikle bir tip 1 şeker hastaları var, bir de tip 2 şeker hastaları. Hı hı. Biz şeker ameliyatlarının daha çok tip 2 yani kısmına daha çok oluyor. Değil tip 2 şeker hastalarına uyguluyoruz. Uygulanıyor. Her tip 2 şeker hastasında tabii ki önermiyoruz. Eğer hasta insülin tedavisi kullandığı halde kontrolsüz gidiyorsa şekerleri, o zaman hastaya önerebiliyoruz. Veya şekere bağlı bir takım komplikasyonlar gelişmeye başladıysa da bunu önerebiliyoruz. Tabii ki ameliyat her tür tip 2 şeker hastasına uygun olmuyor. Ameliyat öncesi belli tahliller istiyoruz. Çünkü ameliyatı uygulayabilmeniz için hastanın belli bir insülin kapasitesi olması gerekiyor vücudunda. Hı hı hı. Bizim ameliyatla amaçladığımız hastanın o vücudundaki insülini vücuda etki etmesini sağlıyoruz. Hı hı. İnsülin direncini kırıyoruz veya pankreas salgısını, insülin salgısını arttırıcı etkisini sağlamaya çalışıyoruz ameliyatla. Hı hı. Yani her tip 2 hastasına bu ameliyat uygulanmaz. Uygulanmaz. Belli kriterler var, belli tahlillerin yapılması lazım. Özellikle C-peptit düzeyi bizim için çok önemli. Bunun bu C-peptit düzeyinin 2 ve üzerinde olması gerekiyor. Yani her tip 2 şeker hastası uygulanmıyor. Uygulanmıyor. Peki hocam bu metabolik cerrahisi şeker diyabet hastalarına klasik hani her yani çok ileri derecede galiba ya da şekeri düşmeyen hastalara sizin dediğiniz gibi uygulanıyor. Peki bunun hani bu cerrahinin ayrıntıları veya seçenekleri nedir? Şimdi şöyle şimdi kilolu olan şeker hastalara uygulanan şeker ameliyatıyla evet zayıf kilos, olmasına zayıf, rağmen şekeri zayıf olan, olan şeker düşmeyenler var. Evet zayıf olan şeker Hı-hı. hastalarına uygulanan cerrahi farklı. Evet. Ya da onun ikisinin arasındaki fark evet, nedir? Kilolu olanlarda hem kilo versin hem şekeri gitsin istiyoruz. Diğerinde ise kilosu normal olanlarda ise hasta hem beslensin hem şeker hastalığı geçsin istiyoruz. Bunlara uygulanan cerrahi tipleri farklı. Tek tip cerrahi uygulamıyoruz. Hı hı. Hem böyle kilosu fazla olan şeker hastaları genellikle gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi hem kiloyu azaltan hem de şekeri kontrol eden cerrahiler önerirken daha çok böyle normal kilo olan şeker hastaları ise transit bipartisyon denilen bir ameliyat şeklinde öneriyoruz. Hı hı. Yani kilosuna göre de şeker hastaları uygulanan cerrahi tipleri farklı olmakta. Aynen. Bu önemli yani. Eğer çünkü
kilosu normal olan bir hastaya atıyorum hem obezite hem kilo verdirici bir ameliyat uygularsanız, çünkü bu hastalarda ciddi mineral eksiklikleri, vitamin eksiklikleri, ciddi kilo kayıpları gerçekleşebiliyor. Bu da hastanın hayatın standartını bozabiliyor. Düşürebiliyor. Evet hocam. Peki buradan son olarak izleyicilerimize bulunmak istediğiniz tavsiyeler varsa onu da alalım. Eğer belli Kapatalım. kriterleri karşılıyorsanız bu ameliyatları olmaktan çekinmeyin diyorum. Çünkü artık birçok ekip bu ameliyatı iyi bir şekilde uygulamakta ve sık bir şekilde uygulamakta. Ameliyatların komplikasyonlarını çok iyi biliyoruz. Neyi ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz artık. O Başarı yüzden oranını güzel. başarı oranlarımız gayet iyi. O zaman yani bu yüzden eğer siz bir adaysanız bu ameliyatları olmaktan çekinmeyin. Çekinmeyin. Ve bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü artık sık olarak yapılmakta bu ameliyatlar Türkiye'de. Belli başlı ekipler yapmakta. O yüzden hastalarımıza korkmasınlar diyorum. Çünkü gerçekten yaşam standartları ve yaşam şekilleri değişmekte gerçekten mutlu oluyorlar bu Birey ameliyatlar sayesinde. oluyorlar. Mutlu bireyler oluyorlar. Evet, çok teşekkür ederiz Ben hocam de teşekkür verdiğiniz ederim canım. bilgiler için. Evet, genel cerrahi uzmanı operatör doktor Cem Arslan'dı konuğumuz. Kendisine verdiği bilgilerden teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, tekrar devam ediyoruz. Bu defa bel ağrısı nedir? Kimler bel ağrısı çeker? Tedavisini ve tedavi seçeneklerini konuşacağımız konuğum beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Turgay Bilge. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Hayırlı günleriniz olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tüm seyircilerimize hayırlı tatiller, iyi pazarlar diyoruz. Evet, bu güzel pazar Bu gününden. pazar günü, bu güzel pazar günü Kesinlikle öyle. biz de onları bilgilendirelim. Çok teşekkür Şimdi ederiz. Sağ efendim, olun hocam. Evet hocam, bel ağrısıyla ilgili. etrafımızda beli ağrımayan, kalçası ağrımayan, Neredeyse kimse kalmadı gibi. siyatik oldum, lumbago oldum demeyen insan yok. Herkesin Yok. Bu tür sıkıntıları var. Niçin bu tür sıkıntılarımız var? Çünkü daha çok çalışıyoruz, daha çok ayaktayız, daha çok kiloluyuz. Bunlar tabii bu koşturmacalar etkiliyor. Nedir bir halk arasında siyatik diye söylenen konu? Siyatik esasında bizim vücudumuzda bir sinirimizin ismi. Bu sinirimiz belimizden başlıyor, bacağımızın arkasından ayağımıza kadar giden sinir. Dolayısıyla bu siniri ağrıtan olaylara siyatik diyoruz. Yani bu Evet. sinirin ağrıması. Bunun da en sık sebeplerinden bir tanesi bu sinirin belimizden çıktığı noktada sıkışması. Yoksa bu siniri bacakta sıkıştırmak o kadar kolay değil. İşte biz bugün bu konuları, bel fıtıklarını, bel ağrılarını, boyun fıtıklarını anlaşılır bir dille seyircilerimize anlatmaya çalışacağız. Anlatacağız. Çok güzel. Şöyle görüyor mu acaba? Güzel bir maket getirdim. Evet, Görün, hemen şey görün. yapabilirler kamera. Böyle tuttum maketi. Ben oturuyorum. Maketim böyle. Yani ben böyle oturuyorum sandalyede. Şimdi bunu şöyle çeviriyorum. Yandan göstermeye çalışıyorum. Belimizin bir kemiği bu. Belimizin ikinci kemiği bu. Vertebramız. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü, beşincisi. Şimdi bu kemikleri birbiriyle birleştiren bir de lastik gibi kıkırdak dokusu var. Hem bu iki kemiği birleştiriyor, hem de bizim belimize bir esneklik sağlıyor. Onun sayesinde eğiliyoruz, onun sayesinde Hareket hareket ediyoruz. edebiliyoruz, evet. Hemen bu yapının arkasında da işte o siyatik sinirimizi oluşturan veya sinirlerimizi oluşturan sinirlerin geçtiği kanal var. İşte buradaki patolojiler bu sinire değdiği zaman bacağımıza vuran, kalçamıza vuran ağrılar oluyor. Siyatalji diyoruz buna.
Bunun en sık nedeni de işte bu iki kemiği birbirine bağlayan elastik disk dokusundaki kaymalar. Yani halk arasında da bel fıtığı, lomber herni diska dediğimiz olaylar. Siyatalcilerin bu tür, siyatalci türü ağrıların %90 sebebi, %95 sebebi bu tür disk kaymaları, bel fıtıklarıdır. Şimdi neden oluşur hocam peki disk kaymaları? Yani sebepleri nelerdir hani mutlaka? Mutlaka bir zorlama, bir şey mutlaka oluyor ama illa da böyle bir sebep aramaya gerek yok. Çünkü devamlı bir baskı altında olduğu için bir yerden baskı çıkabiliyor. Evet. Çıkıp sinirimizi zedeleyebiliyor. Bu bizim belimiz ama sırtımız da aynı şekilde, boynumuz da aynı şekilde. Böyle üst üste bilen kemiklerden ibaret. Boyun fıtıkları da aynı şekilde. Aynı yapının biraz daha minyonu. Orada siyatik sinir yok, kola giden sinirler var. Dolayısıyla bir boyun fıtığında da aynen bel fıtığında bacağa vuran ağrı olduğu gibi boyun fıtığında da kolumuza vuran ağrılar oluyor. Şimdi tabii günümüzde bunların teşhisi çok kolay. Eskisi gibi değil. Çok ileri görüntüleme teknolojileri var. Nedir onlar? İşte en gelişmişi MR diyoruz. MR'lar da, MR'ları bir film gibi düşünmeyin. MR'lar bir kesit, bir resim gibi. Bir milimetrelik bir olayı bile gösteriyor. Bunu niye üstüne basa basa söylüyorum? Şimdi bu bel fıtıklarının zaten %90'ı istirahat, fizik tedavi, ilaçla halloluyor. Ama bir bölümü var ki ne yaparsanız yapın hallolmuyor. Çünkü bunlar ameliyatlık. Bizim buradaki amacımız... İleri seviyede. Evet, bizim buradaki amacımız MR çektirdikten sonra gerçekten ameliyatlık bir hastayı bekletmemek. Çünkü bu hastalar aylarca iyi olacağım diye beklerken hem işlerinden güçlerinden oluyorlar, hem sosyal hayatlarından oluyorlar, hem de geceleri gündüzlerini birbirine karıştırıp ağrı çekiyorlar. Tabii ki bir ameliyat olayı, değil mi? Bir hastaya bir ameliyat olayı söyleyince ürküyor hasta haklı olarak. Çünkü hep aklımızda terslikler kalır. Hiç, bu nedenle bir ürkekliğimiz var. Ama mutlaka gerçekten ameliyatlık bir hastanın başka bir türlü tedaviden yarar görmesi mümkün değil. Aynen radyolojik görüntüleme metotlarının ilerlemesi de olduğu gibi ameliyat teknikleri de ilerledi. Bugün tüm dünyada yapılan, yani sadece bugün değil 30 yıldır yapılan mikrocerrahi dediğimiz yöntemle yapılıyor. Dolayısıyla hastalar ameliyattan daha az eziyet çekiyorlar. Yani bugün ameliyat olan hasta 3 saat sonra ayağa kalkabiliyor. Bir gün sonra kendi yaşam evine gidebiliyor. Tabii bir gün sonra evine gidebiliyor ama hani bir gün sonra gidip de evinin işini yapacak değil. Değil tabii. Bir ameliyat o kadar da küçültmemek biraz lazım. Biraz da şey yani, olsun. Ama, hani eskiden biz de böyle yaşlı olduğumuz için tabii eskiden estağfurullah hocam, buyurun. Bu hastalar 3 ay heyet raporuyla istirahat alırken şimdi bakıyorsunuz 11 günlük 15 günlük istirahatlerden sonra eski işlerine dönebilecek hale geliyorlar. Onun için bu hastaların böyle aylarca, günlerce beklemesine gerek yok. Acı, ızdırap çekmesine hiç gerek yok. Bunun da en iyi belirleyici yöntemi çektirdiğimiz MR filmleri. Gösteriyor. Orada kocaman bir fıtık varken bu iyileşecek, tekrar içine girecek. Yok ben işte badem yağı sürdüm, zeytinyağıyla da karıştı falan. Bunlara gerek yok. Ama gerçekten ameliyatlık olmayan bölüm, tabii ki büyük bir bölüm. Onlar biraz istirahat, biraz tedavi, fizik tedavi, biraz ilaçla
%90'ı zaten halloluyor diyor. Oluyor. Peki hocam biraz ameliyattan bahsedelim. Ne yapıyor bunu? Hani aşamaları nedir? Ne yapılıyor? Bel fıtık ameliyatı nasıl oluyor? Şimdi şöyle. Normalde bu iki kemik arasını dolduran elastik disk dediğimiz kıkırdak dokusunu çıkartmak mümkün değil. Oradan çıkarılamaz. Çünkü bunun içi jel gibi, krem gibi, sanki yumurtanın pişmemiş beyazı gibidir. Ve bunu çıkartamazsınız. Ama bozulan doku kimyasal özelliğini, yani elastik özelliğini kaybettiği için peynir gibi, yumurtanın bu sefer pişmiş beyazı gibi, yani daha farklı bir yapıya dönüşür. Bu yapı bir zorlamayla etrafındaki çerçeve gibi olan yapıyı yırtar ve çıkar. Yani normalde çıkması mümkün değil. Olmayan, çünkü evet. Jel gibidir. Ama bozulduktan sonra peynir gibi, kıkırdak gibi, yumurtanın pişmiş beyazı gibi olur ve buradan çıkar. Çıkarılabilir. Buradan çıkar. Evet. O, bakın şöyle bir şey yapmış, burada bir maket yapmış. Görebiliyor muyuz? Buradan bir kırmızılık çıkartmış. İşte bu bozulan kıkırdak dokusunun dolayısıyla çıkıyor. Şimdi bizim ameliyatta yaptığımız iş, hastaların pek çoğu da bunu sorarlar. Sanki biz bu iki kemik arasındaki bütün bu diski çıkartıyormuş gibi düşünür insanlar. Hayır. Bu çıkan parçayı çıkartıyoruz ve burada bir kasnak çerçevede yırtık olduğu için onun içini boşaltıyoruz. Ama bu çerçeveyi isteseniz de çıkartamazsınız. Zaten bu çerçevenin çıkması hayatla kabil değil. O zaman hasta ayağa kalkamaz. Bozulan dokuyu alıyoruz. Tabii ki benzetmek çok uygun değil ama sanki bir diş çürüğünün çürüyen bölümlerini temizliyorsunuz gibi. Düşünün bunu. Bilmiyorum benzetme oldum ama biraz öyle. Bu işi de daha önceki yıllarda işte hasta bir ameliyat masasında yatıyor. İşte sırtında bir 10 santimlik bir yara yeri. Bununla yapıyorduk. Ama şimdi mikroskopla yapıyoruz. Ne farkı var? Yani eskiden ameliyat masasının tepesindeki ışığın bize gösterdiğiyle yapıyorduk. Ama şimdi mikroskopla yapıyoruz. Mikroskopla yapınca daha küçük açıyorsunuz. 1,5-2 santim açıyorsunuz. Laparoskopik bir şekilde. Hastaya daha az travma veriyorsunuz. Bölgeyi mikroskopun büyütmesiyle daha güzel gördüğünüz için dokuya daha az zarar veriyorsunuz. İlerleme bu. Endoskopik olan daha farklı bir metot. O metotta bir endoskop yardımıyla giriliyor. Yapılıyor. Onun da kendine göre avantajları, dezavantajları var. Daha yeni bir metot ama şu andaki tüm dünyadaki kullanılan metot, tüm nöroşirürjikal beyin cerrahi ameliyatlarında olduğu gibi mikroşirürjikal metottur. Mikroşirürji dediğimiz mikroskop yardımıyla yaptığımız ameliyat. Ameliyat şekli. Teknolojinin ilerlemesi, birazcık ekonominin iyiye gitmesi. Eskiden hiçbir yerde mikroskop yoktu ki insanlar mikroşirürjik ameliyatları yapsınlar. Şimdi en küçük hastanelerde bile 3'er 5'er tane mikroskop var. Onun için tabii biz de bu hastalara daha fazla yardımcı olabiliyoruz. Tabii tıp alanındaki gelişmelerde kullanılıyor. Mutlaka. Peki hocam kişi için, hani normal kişi, yani ameliyat sonrasındaki zorluklar var mıdır hani? Yani veya neler yaşar? Şöyle, mutlaka ameliyattan sonra sıkıntılar olur. Yani bir bel ağrısı olur. Biraz istirahat etmesi gerekir. Ama mesela benim bazı hastalar ameliyattan sonra ağrı kesici bile kullanmıyor. Diyorum ki niye kullanmıyorsun? İşte belim ağrıyor diyorsun. Hocam
daha önce çektiğim ağrıların yanında bu ağrı hiçbir şey, diyor. Ama tabii ki hastadan hastaya değişen bir sürü sıkıntılar olabilir. Özellikle ağrı yönünden. Tabii bu ameliyatların komplikasyonları, terslikleri de her ameliyatta olduğu gibi mutlaka olabilir, vardır. Ama işte bu gelişen MR teknolojisi, mikroşirürji sayesinde daha az bu tür tersliklerle karşılaşıyoruz veyahut da daha kısa sürede hastalar iyileşiyor. Bu ameliyatlardan öyle eskisi gibi çok korkmamak gerekiyor. Gerekiyor. Ama dediğim gibi her hastada ameliyat olacak diye bir şey yok yani. İşte, tabii ki her bel ağrısı da fıtık değildir mutlaka. Mutlaka bir sürü bunun yanında başka şeyleri var. Biz daha çok en sık sebepleri söylüyoruz. Bunun dışında mesela gene sık sebeplerden bu kemikler birbirlerinin üstünde kayabilirler. Spondilolistezisler diyoruz. Kireçlenmeler nedeniyle bu sinirlerin geçtiği ana kanal, foramenler daralabilir. Dar kanal diyoruz. Bunlar da tabii daha bel fıtığına göre sık olmasa da daha sık nedenler. Bunun yanında binlerce sebep olabilir. Yani düşünün ki biz buradaki bir fıtığı gösterdik. Dedik ki bu fıtık bu siyatik siniri sıkıştırdı. İşte bel ağrısı, bacağa giden ağrı yaptı dedik. Peki bu kemikte tümör de olabilir. Ama onlara dikkat ediyorsanız söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? Daha az nadir olan şey, daha nadir görülen şeyler. Veyahut da biraz da insanları korkutmak da istemiyoruz. Yani böyle şeylerle. Onun için tabii binlerce sebebi de olabilir. Biz en sık sebebi söyledik. Tabii her hastalıkta olduğu gibi modalar var. Günümüzün modası alternatif tıp. Herkes çok seviyor. Niye çok seviyorlar anlamıyorum. Belki ameliyat korkusundan hani acaba atlatabilir miyim diye başvuruyor olabilirler. Böyle, tabii o da var da her hastalıkta böyle çok seviyoruz, bayılıyoruz alternatif tıpa. Bana da soruyorlar. Diyor ki bana, hocam siz inanıyor musunuz diyor. Ben mık mık deyince, hocam siz de hiç alternatif tıpa inanmıyorsunuz diyor. Bakın ben inanıyorum alternatif tıpa. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin yarısı her türlü ağrısı için bakır bilezikleri koluna taktı mı, takmadı mı? Taktı hocam, evet. Niye şimdi takmıyorsunuz? Evet, işte o zaman da kaldı. O zaman mı faydalıydı? Niye şimdi takmıyorsunuz? Takmıyorum. Çünkü o zaman reklam vardı. Kesinlikle doğru hocam. Reklamlar bizi yönlendiriyor. Bundan 5 yıl önce yaban mersini yiyin, yaban mersini yiyin diye bağıranlar şimdi daha mı iyisi çıktı? Aynen öyle. Hocam vaktimiz çok azaldı. Toparlamam lazım. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet, konuğum beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Turgay Bilge'ydi. Kendisinin verdiği bilgilerden devam ediyoruz. Kısa bir aradan sonra doğal saç dökülmelerinin tedavisi Profesör Doktor Meral Şeşoğlu ile beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.